sadece bir tur atsak motosikletle. Hayır, ben binemem. Ben çok korkuyorum o sırada. İşte bu yüzden gidilmek. Sıkıntılar belli zaten ya motorlar. İlla sıkıntı değil yani şimdi. Şey değil ama bak sizin kullandığınız motorların sıkıntısı yok. Diğer o. Kurye motoru mu diyorsun? İşte onlarda sıkıntı var. Şöyle söyleyeyim abi ben sana. Şimdi kurye adam ne yapıyor? Yemek götürüyor abi adamlara. Tamam. Şimdi yemek 5 dakika geç kalırsa bir ton laf yiyor. Ama soldan geçsin. Sol boş. Sol, yok trafiğin olduğu yerlerde zaten zikzak yapıyorlar. O değil abi duraklarda. Ha duraktan. Duraklarda. Sıkıntınız yani, durağa girmeleri. O, tabii durağa girmeler. Durağa yanaşmışsın zaten. O aradan yani, gidiyor. Tabii yolcu indiriyorsun. Yolcuya çarpıyor. Ha. Sıkıntı var o öbür de gitsin o sol. Ya onların da temel sıkıntısı ne biliyor musun abi? Şimdi yarım saat içerisinde atıyorum yemeğin gitmesi gerekiyor. Doğru. Süreli onlar. Konum uzak. Şimdi götürdüğü zaman ya yemek soğuyacak korkusu. İşte götürdüğü zaman adam laf edecek mi etmeyecek mi? Bir de günde bu şekilde 100 kişiye gittiğini düşün. Bir de o adamı vermişler. Evine ekmek götürdüğünü düşün. 31 dakika olur. Yani yarım saatte kapında diyor. 5 dakika geç kaldı. Bir de götürdükleri işte kurye kadar para alıyorlar. Atıyorum bir tane üzerinden işte anlaşıyorlar. Onların yok tamam ona bir şey demiyorum. Tabii ki hataları var. Kural ihlalleri muhakkak bak, yapıyorlar ama. Başıma gelen bir şey söyleyeyim. Durağa girdim ben tamam mı? Bak, durağa girdim. Bir tane engelli yolcu var. Onu indiriyorum. İçeriden birisi de şeyi açtı. O bariyer var ya. Onu açtı. Bariyer açtığı gibi bir tane motor geldi küt diye tepe takla gitti. Biraz daha geç gelse o zaman adama çarpacak. Aynen öyle. Çarptı tekrar indi. Bu rampayı niye açıyorsun falan diye. Yolcunun bir tane numara bir geçirdi kapadı. Yani. Haksız ama yani. Engelliye de çarpardı. Tabii. Ya, sadece duraklarda ya. Onun haricinde şey değil. Tabii ki işine gidiyor. İşinin yetişmesi gerekiyor. Peki sen seviyor musun abi? Ne? Motosikleti. Ya ben korkuyorum, çok korkuyorum. Peki bu korkunu 2 dakikalık atmak ister misin abi? Nasıl? Korkunu 2 dakikalık atmak ister misin? Ya bindim ama. Bindin mi? Bindim sadece. Binmek ister misin? Önümdeki şeyi hani benden tutun diyordu. Virajda da yatıyor ya. Hem düşecek sanıyorum geri tersin. Dedi ki bak hayır. Tam da o zaman düşer. İşte o zaman düşersin. Sen dedi bana bırakacaksın kendini dedi. Hani o şekilde biraz şey alıştım. Ondan sonra bir daha bilmedim de öyle bir şey olarak da yine korku var. Ya sadece o da duraklarda. Yoldakiler sorun değil yani. Hani sağımdan gelsin sorun değil. Önemli değil. Sadece durağa girmesi yetiyor. Çok ya iyisiniz. Teşekkürler. Doğru söylüyorsun. Aynen. Diyorum ki çok motor var piyasada. Ondan rahatsız değiliz de. Araçların sağına çok giriyor. Yani kaldırımla aramızda yarım metre var. Hala giriyor öyle. Biz de duraklara yanaşıyoruz. Kapıları açmaya korkuyoruz. Buna dikkat etmelerini istiyoruz. Arka kapıyı açacağız, pat orada bitiyor. Bir bakıyoruz aynaya, kimse yok ama nereden çıkıp nereden geliyorsa tam oraya yanaşıyor. Böyle birkaç kere tehlike atlattık yani. Söğütlü Çeşme'de tam durağa yanaştım, kapıyı açtım. Fark geldi adama çarptım. Motorcu. Motor. Torpon basın. Bunlar sıkıntı oluyor bizim için. Yani yolcu indirmeye korkuyoruz. Yoksa ben özellikle kendim motorlara çok yol vermeyi seven bir kişi. Özellikle yolları. Ama şikayetimiz bu yöndedir. Yani bunu bilmiyorum bu arkadaşlara ulaşacak mı, ulaşmayacak mı? Yani kendileri izlesin diye yapıyoruz. Tamam. Motorcular değil misin? Evet. Tabii. Sıkıntımız o yani. Başka otobüs olarak sıkıntımız o. Özellikle durak girişleri diyorsun. Tabii yolcu indiremiyoruz. Durağın içine bile giriyor adamlar. Durağın içine giriyor. Durağa ben girmişim. Hani şu kadar pay var da yolcu inecek aşağı inecek. O araya girmeye çalışıyor. Vallahi. Bir kere de ben Kozyatağ'da aynı şey oldu. Yolcularım teşekkür dövecekti ben engel oldum. Biz teşekkür ederiz abi. İyi günler. Yolcularım dövecekti motorcuyu ben engel oldum. Ya şimdi biz neden araçların arkasında duramıyoruz? Ben onun ufak bir açıklamasını yapayım. Biz aracın arkasında durduğumuz zaman bizim bir arkamızdaki adam gelip dibimize kadar giriyor. Bizi çok rahatsız ediyor. Gelip ya adamın benim plakama tamponu değdirdiğini bile biliyorum. Ya şimdi bir de arkadaki adamın durup duramayacağını da bilmediğim için ben ya iki araç arasına girip kendimi sağlam almaya çalışıyorum. Hani çarpacaksa diğer araçlara çarpsın diye. Allah veya sağdan girip bahsettiğimiz şey aslında amaç emniyet anlattı, aslında. Anladım. Arkadaşım da anlattı. Otobüs duraklarının içine giriyorlar. Evet. Biz normalde bir şey demiyoruz zaten. Ya sağdan soldan müsait bir yerden geçsin. Ama otobüs durağı içinde sıkıntı. Doğru. Yoksa düzgün giden arkadaşlar da var. Ben de arkadaşım ben yol veriyorum yani. Haksızlık yapıldığını da görüyorum. Üzerine araba yatıranlar da görüyorum. Şahit olurum. Ben de üzülüyorum ama. Yani başka o zaman durak içine girmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Ya yolcu indiriyorsunuz. Ya bizim Allah tek korusun. İstediğimiz aynaları biraz daha kontrol etmeniz. Ya sizin için değiliz. Özellikle biz mesela dolmuş ve taksi şoförlerinden çok şikayetçiyiz. Görüyorum. Yani taksi şoförü bir yolcu görmeye dursun. Adam bir atlıyor yola. Hani toparlayamadığımız anlar da oluyor. Emin olun sizin motora yaptıkları hareketi şu bizim otobüsleri yapıyorlar. Değil mi?
Biz de aynı şekilde muzdaribiz onlardan ama yapacak bir şey yok. Bak, evet, bizi denetleyen kurumlar var. Kameralardan izleniyoruz. Sivil denetimlerimiz var, resmi denetimler var. Biz her türlü denetleniyoruz. İstiyoruz ki onlara da bir standart gelsin, bir kalite gelsin. Onlar da denetlensin. Kesinlikle şart. Biz elimizden geldiği otobüs şoförü olarak dikkatli araç kullanıyoruz. Öyle olduğuna da inanıyorum. Ama maalesef bu otobüsçüler olsun, taksiciler olsun, minibüsçüler olsun, bunları denetleyen hiçbir mekanizma yok. Kesinlikle. De sinyal ver araçta, kullan. Yok, o da yok. Taksici, adam sol şeritte 3 şeritlik yoldan en sağa atlıyor. Yani yolcu gördün, eyvallah. Aynı hareketi bize yapıyorlar. Tabii ki ya, yani ekmek parası, ona kesinlikle saygım var. Ama sinyal ver, yolu kontrol et, ben var mıyım, yok muyum? Ekmek parası diyorsun ama arkandaki adamı, sağındaki adam, sağındaki adamı canıyla oynuyorsun. Değil ya. Mi? Bir de işin o boyutu var. Alacak 3 kuruşluk yolcu mu kıymetli, bir insan canı mı kıymetli? Kesinlikle ya, işte o bilincin oturması gerekiyor. Evet. İşte bu amaçla düştük yollarını. Bizim denetlendiğimiz gibi onlar da denetlensin. Aynen, belli bir standarda bir kaliteye ulaşsınlar. Aynen. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Sizden peki bir ricamız olsa, evet, motosikletle beraber bir tur atsak. Hayır, ben binemem. Yok yok yok. Neden abicim? Ben çok korkuyorum motordan. İşte bu yüzden bindirmek istiyoruz aslında. Hani nasıl olduğuna bakacaksın. 5 dakika. Hani o zevki yaşayacaksın aslında. 5 dakikaya geçmeyeceksin. Yok yok. Yok. Ben sürmeyeceğim değil mi? Yok yok, arkada oturacaksın abi. Uçak korkusu da var. 7-8 defa uçağa bindim. Atlatamadım. Her defasında da aynı şey yaşandı. Motora da bakın, bismillah diyorum. Belki atarız. İğrenç bir esir yapıyor, bu da yürüyen uçak. Dur abi, önce ben bineceğim. Sen oraya biner. Sen binersen sen kullanmış olursun. Bak, o kadar takma, takma. Motora soldan binilir, soldan yenilir. Şimdi ben bineceğim. Çıkarayım motoru. Abi, ne zaman motor alıyoruz sana? Sizin YouTube kanalı ismi ne? Sabri Oğuz abi. Kanalı ya, şey, korkunu yendin mi? Korkunu yendin mi? Bilmiyorum, sana güvendim herhalde, hiç korkmadım ya. Ya yavaş gittik de. Sana. Durağa da girmedik. Doğru, kural ihlali de yapmadık. Şurada o, sen kendi ismini. Ne paylaşıyorsunuz göreyim. Çok teşekkür ederiz. 300'e girmişiz. Ben teşekkür ederim. Abi kardeşim, çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bak, bursana çay kahve çektim size ama. Teşekkür ederim. Önden giriş veriyoruz, yarışıyoruz, hoşuma gidiyor. Ama seviyorsun motorları. Abi canım, hastasıyım. Dönerken motorcu arkadaşlara söyleyip toplantı yaptığınız zaman uzun araçlar, otobüslerin aralarına girmesin. Gördüğü zaman yol versin. Hani bir kaptırıyor ya böyle. Yani biz gitmeden o atlamaya çalışıyor ya. Biz döndüğümüz zaman onu alırız. O çok tehlike. Arkadaşlara, kullanan motosikletlere söyleyin. Bir anda önümüze atlıyor, bir anda arkadan çıkıyor. Panik atar. Bir anda vurmamız tehlike. Biz onlar için abi. Yok, motoru için. Allah yaşatmasın abi. Abi kimseye. Vursan da onlarda da sorun var, sıkıntı. Tabi. Motoru kullanıyorlar ama büyük araçları gördükleri zaman yani çekilmiyorlar. Bizi geçmeden frene koyuyoruz, onları biz koruyoruz. Yolda bile biz onları koruyoruz. Kullanmasak her gün gaza yaparız. Değil mi, doğru. Her gün vururuz motoru. İşlerinizde iyileri de var. Hani bizde nasıl var ya, bizim içinizde de iyi insanlar kullanan. Sıkıntı olan şeyler. Pizza. Ha, pizza. Bir normal profesörlerde bir sıkıntı yok. Pizza'da kullanılan var ya, pizza motorları var. Bunlar. Çok dikkatsiz kullanıyor. Büyük arabayı hesap etmiyor. Şimdi bu büyük arabayı kullanmayan büyük arabanın sıkıntısını anlamaz. Doğru. Motoru kullanmayan da motorun sıkıntısını anlamaz. Her türlü araba kullanım Allah'a şükür. Ama özellikle duraklara biz girerken kalıyorlar sağ. Profesör, büyük motor. Abi ben motor. Ben de motor değilim, motorcuyum. Motor var, motosiklet var abi, var. Yarışmaya kalkıyorlar. Biz var ya, gaza bir dokunursak onlara var ya toz yüklü. Yarışamazlar. Yarışalım. Var motor. Sen de yarışmaya bak. Eyvallah. Karşı tarafla empati kurmuyoruz. Doğru. Asıl sorun orada aslında. Şimdi motorları, kurye motorları bunlarla artık diğer motorlar insanlar aynı seviyeye koyuyor. Aynı safta yok. Ya şimdi pizzacılar dediniz ya abi. Şimdi aslında onlar da biraz ekmek parası peşinde. Eyvallah ama önce can da yani. Tabii aynen öyle. Şimdi adam yemek götürüyor abi. Kampanyası şu, 30 dakikada kapında diyor. Evet. 31 dakika... Benim amacın için canından olacak. Dürüm için canından olacak gerizekalı. Peki abi, bir tur atmaya ne dersiniz?
sakın mırımı ya. Ooo. 10 dakikada var ya buradan Sultanbeyli'ye götürürüm ben seni. Arabanı vuracağım. Baba akü yok. Oğlum ben kullanmayı bilmiyorum. Abi bende E sınıfı var. SRC de var. Skoteknik de var. A1, B1, B2, B3, T. S bile var bende. S ne ya? T ne ya? Skorski, Submarine. Her şeyi kullanabiliyorum ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak sana bir Hayabusa alalım biz. Var ya. Hayabusa. O ne demek? Büyük motor. Büyük bir motor abi. Buradan Hayabusa Tayfun'a da selam olsun. Tayfun. Abi. Arabaya kim binecek? Araba nerede abi? Kapı açık mı? Tamam. Motora bindin mi daha önce abi? Gel bu tarafa gel abi. Sol ayağına buraya bas. Gel bu tarafa. Tamam. Sol ayağına bas buraya. Hop. At. Oba. Hazır mısın? İstersen şuradan tutabilirsin. Tamam. O ayakların orada. Dur dediğin zaman vuracağım mı? Tabii. Söz. Güzel mi? Güzel. Alıyor muyuz motor? Alıyoruz tabii. Hem de Hayabusa. Evet şimdi olmuyor ya. Valla. Vallahi. Ha bağlı. Hop. Abi hakikaten süper ya, beğendim ben ya. Arada bir binmem mi lazım? Arada geliriz abi buraya. Ne zaman paslaşacağız abi? Ne zaman istiyorsun abi? Havalar ısınsın, alalım seni abi. Söz mü? Söz. Ben buradayım devamlı. İsim ne abi senin? Tamam. Köksal. Köksal abi. Sorsak söylerler değil mi? Hepsi tanır. Numaramı alın abi. Yazsın abi. Sen numaranı alın. 0500. Abi sen motorcuymuşsun zaten. Adamsın. Hem de nasıl? Sen Ortaköy'de gezdireceksin. 0532. Ben motorcu diye yazacağım ha. Yaz abi. Motor diye yazma da. Yok motorcu. Motorunu söyler. Büyük motor. Abi ben motorcu. Ben de motor değilim, motorcuyum. Gireceğiz değil mi pazar günü? İnşallah abi. Ben de otobüsçü diye kaydediyorum. Sevdim sizi beyciler. Motora bineceğim devamlı. Abi teşekkür ederiz. Şey değil, rica ederim. Çay içmediz. İçeriz artık abi. Pazar günü izin oldum, ararım seni. Uçurursunuz beni. Vallahi tamam. Uçarız. Kankadan uçuracağım ha. Çok güzel. Yavaş gittin bir daha. Hı? Yavaş gittin. Tamam aradım. Aynen, problem var. Tamam, bir motorla ilgili bir şey oldu mu seni ararım ben. Tamam abi. Tamam. Olur da alırsan Hayabusa falan. Bakacağız işte. Vay Öcü, motorcu arkadaşlarım. Gezdirsinler seni. Gel. Yok abi. Valla. Hayatımda en korkunç. Neden ben abi? Bindim ama çok güzel. Şimdi gezdirdi beni. Yani böyle tekerler olsun, sen biliyorsun. Ben bindim işte. 100 tane teker olsun, sorun değil. Kullanırız. Ben alacağım seni. Ne kullanabilirim ne bilebilirim. Bak ama abi de öyle diyordu. Veya gezdik sahilde 10 numara. Bir tur atalım abi istiyorsan. Yok abi. Sen git yat. Yat. Sen arabacısın. Öcü. Öcü bu ya. Bundan bir cacı vurmaz. Sizi seviyorum ben. Merhabalar. Biz YouTube'da vlog çekiyoruz da. Evet. Motosikletler hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Özellikle pideciler yok mu? Var. Geçen kısmına yanaşıyorum, yolcu indireceğim. Tamam mı? Pidecinin biri gelmiş. Araya zorla sıkışıyor. Ya soldan gitsene kardeşim. Kız Kulesi'ne mi? Kız Kulesi'ne ya, ben yolcu indiriyorum. Tamam mı? Kurye mi? Yanaşmışım tabii. Hemen herif geldi, daldı araya. Yok işte neymiş? Pidem soğuyormuş. Kime götürüyormuş? Ayranım dökülmesin. Galata Kulesi'ne mi çıkaracakmış? Özellikle yolda geçerken mesela biz iki gemi yan yana gidiyoruz. Herif girmiş aramıza. Diyor ki kapışalım mı? Kim diyor? Pideciden. Neyle? Pide motoruyla. Sende ne var? Bende ne var işte? Bu ne? Babadan yadigar. Hazar ne yazıyor? Hazar Efendi Çelebi. Ahmet Çelebi. Orhan Çelebi. Orhan Çelebi bizimki. Neyse kapışıyoruz, bak şu yok mu? Çek şunu. Beşiktaş'a gidip geliyor bu. Bununla geçen buradan kalkış yapacağız. Kalkacağız. Bir tanesi gelmiş araya. İşte ışığın yanmasını bekliyor. Yeşil yansa da gitsem. Önümüze kırıyor. Yok bilmem ne yapıyor. Kaydırıyor motoru, bir şeyler yapıyor. Zaten ben küçüklüğümden beri hep savunurum bak. Biz de bu motorları kullanıyoruz.
ne teker yapıyoruz, ne freni çekiyoruz. Bizim de pide götürdüğümüz oluyor. Biz simit götürüyoruz. Martılara simit tabii, atıyor musunuz tabii, siz? Tabii olur mu? Atıyoruz tabii ki. Gidiyoruz, yok adamlar geliyor önümüze kırıyor falan. Özellikle ben mesela buradan Kız Kulesi'nin oradan geniş alıyorum, tamam mı? Yoksa şu ortadan oturuyor. Sen bu şeyi izledin mi? Bir tane gemi batıyor ya. Neydi o? Titanic mi? Titanic. Onun muhabbeti işte, o geniş almadı o gerizekalı. O da kurye yüzünden battı zaten. Kurye araya sıkışmaya çalışıyor zorla. Neyse ben geniş alıyorum, adam geliyor araya giriyor falan. Ya gerek yok kardeşim. Ama onlarınki de ekmek parası. Ya muhakkak ama yani ne bileyim, kıyıdan git. Derin yerlere fazla yanaşma. Anladın mı? Gerek yok yani. Hadi ben şey çıkacağım şimdi. Görüşürüz. Teşekkürler İsmail abi.